kafasını denkleştirmek için çok uğraştık ama sonunda başardık. İşte karşınızda yeni sanat evimiz. Yaşasın! Artık çocuklar sanat çalışmalarını evlerde değil burada yapacaklar. Çocuklarımız için harika bir proje oldu. Çok beğendim. Çok 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 iyi düşünmüş. Mükemmel. Çok güzel. Ama her şeyimiz tamam, bir tek sanat evimiz eksikti. Ama basket sahası. Bu bina şahane. Tam da basket sahasına bakıyor. Bakıyorsa ne olmuş yani? 15 gün sonra burada basket turnuvasının finali oynanacak. Final maçına gitmek için bilet almak istedim ama hepsi satılmış. Maçı izleyemeyeceğim diye çok üzülüyordum. Ama şimdi sanat evinin balkonundan rahatça izleyebilirim. Of, Zeytinli sanat aşkı da anca bu kadar olur. Zeytin'in bu evi beğenme sebebi başka olsa da ev bence de harika. Tamirat ve boyadan sonra çok güzel bir ev olabilir. Çocukların rahatça resim, heykel, müzik yapmaları için harika bir fırsat olacak. Hadi başlayalım tamirata. He? Durun. Önce bir evi kiralayalım değil mi? Burayı kiralamak mı? Haberiniz yok mu? Bu bina hayaletli. Hayaletli mi? Evet, hayaletli. Hayaletli de ne demek? Olur mu öyle şey canım? Aa. Hem siz kimsiniz? Ben müteahhit Pırto. Bu ev basbayağı hayaletli. Benden söylemesi. Hadi hanımlar hadi. Çabuk uzaklaşalım bu hayalet evden. Bu ev gerçekten acayip. Ben hayatta çocuğumu göndermem buraya. Ama tam basket sahasının yanı. Bu binadan vazgeçemezsiniz. Boş ver basketi şimdi Zeytin. Burası bize göre değil. Baksana ev hayaletliymiş. Sanırım başka bir ev kiralasak daha iyi olacak. Hadi Limon gel yavrum. Gitti sanat evimiz. Gitti resimler, heykeller. Hayır gitmedi. Nasıl yani? Madem annelerimiz bu evi hayaletli diye kiralamıyor, biz de evi hayaletlerden temizleriz. Ha? Temizler miyiz? Evet, temizleriz. Nasıl temizleyeceğiz ki? Hayalet avcısı olarak tabii. Hazırlıklarımız tamam. Akön pokön sayesinde hayalet avlama aletimiz de var. Hadi gidelim ve biraz hayalet avlayalım. Tamam da niye böyle gece vakti gidiyoruz? Sabah gitsek ya. Akıllım, hayaletler gece çıkar. Gündüz gidersek nerede bulacağız hayaletleri? Sana o kadar korku filmi izlettim. Hatırlasana. Ve burayı sanat evi yapacağız. Unutma, heykeller, resimler, tabii bir de final maçı var. Ha? Ses bu koridordan geliyor. Gidelim. Thank you.
alın benden. Galiba bütün hayaletleri yakaladık. Şimdi ne yapacağız Zeytin? Bilmiyorum. Bu makine sadece hayaletler için. Hı? Şimdi bitti. Mahvolduk. Basketbol turnuvası izlenecek. İşte o kadar. Bırakın beni. Pes ediyorum. Pes, pes. Aa, müteahhit Pırto. Ha? Bu da ne? Hayalet. Ne hayaleti akıllım? Çarşafmış o, çarşaf. Baksana, ucunda uçan balon var. Aa, neden böyle bir şey yaptın? Burayı satın alıp yerine kocaman bir gökdelen yapacaktım. İyi de hayaletlerle ne alakası var bunun? Hayalet söylentisi çıkardım. Herkes hayaletlerden korkacak ve evin fiyatı düşecekti. Ben de çok para kazanıp zengin olacaktım. Sadece parayla zengin olunmaz. İnsanların duygu dünyaları sanatla da zenginleşir. Sanat da bir tür zenginliktir. Anladınız mı? Rahat dur Zeytin. Kıpırdama. Maç başlıyor. Hey, nereye gidiyorsun? Of Zeytin. Annem maç bitimine kadar burada bir yaprak bile kalmasın dedi Bay Pırto. Final maçına yakışır bir temizlik olsun dedi.